Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir omlet tarifim var. Omletimiz için gerekli malzemelerimiz 2 adet patatesi güzelce yıkadım, soydum ve hazırladım. Bir tahta yardımıyla güzelce bu şekilde doğruyorum. Ne ince ne kalın olacak görüyorsunuz. Bu şekilde patateslerimizi doğrayarak hazırlayalım. Patateslerimi hazırladıktan sonra tavamın içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve patatesimizi bu şekilde gezdirerek her tarafının yağlanmasını sağlıyorum. Ve patateslerimizi bu şekilde tavamıza güzelce dizelim. Hem görüntüsüyle çok güzel hem de tadıyla mükemmel bir lezzet. Eminim kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Bu şekilde bütün patateslerimizi dizelim. Biraz sık da olabilir. Kalan patateslerimi de ortalarına bu şekilde dizeceğim ve hazırlayacağım. Patateslerimin hepsini dizdim. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmelerini bekleyeceğim. Ocağınız kısık olsun. Lütfen çok açmayın yoksa dibine yanabilir. Evet, yavaş yavaş pişiyorlar. Patateslerimiz pişerken biz de yumurtamızı hazırlayalım. 3 adet yumurtamızı üzerine tuz ekerek güzelce bir çatal yardımıyla çırpalım. Ve patateslerimizin pişip pişmediğini kontrol edelim. Bir çatal yardımıyla bu şekilde bakabilirsiniz. Pişmişler. Şimdi çırptığım yumurtalarımı patateslerimin üzerine bu şekilde dökeceğim ve ağzını tekrar kapatacağım. Kısık ateşte yumurtalarımın da pişmesini sağlayacağım. Bu tarz tarifleri eğer videomda görmek isterseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yumurtalarımla patateslerim pişmeye devam ediyorlar. Görüyorsunuz. Ağzını açmayın. Kısık ateşte pişmelerini bekleyin. Eğer üstünde maydanoz seviyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz ekleyeceğim. İnce ince doğrayacağım. Bu arada kaşarlarımı rendeleyerek hazırlayacağım. Evet, yumurtalarımız pişmişler. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor. Şimdi rendelenmiş olduğum kaşarlarımı bu şekilde döküyorum. İsterseniz çok, isterseniz az, tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve tekrar kapağımızı kapatalım ve birkaç dakikada kaşarlarımızın pişmesini bekleyelim. Görüyorsunuz kaşarlarımız da eridiler ve ben üzerlerine maydanoz ekiyorum. İnanın muhteşem bir lezzet. Umarım hafta sonu kahvaltılarınızda da yapar ve afiyetle çocuklarınızla, eşinizle afiyetle yersiniz. Evet, omletim pişti ve yemeğe hazır. Şöyle size çatalla göstermek istiyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.